Leon Bloy, Bay Pleur'ün Dini. Seslendiren Akın Altan. Genellikle bende tiksinti uyandıran insanlar, hali vakti yerinde ve iyi ün yapmış kimselerdir. Tanıdığım alçaklara gelince, sayıları hiç daha az değildir. Onları, istisnasız hepsini, sevinçle ve iyi dileklerimle anımsarım. Toma Dökense. Bu ihtiyarın görünümü tam köpeklere ziyafetti. Ruhunun iğrençliği ellerine ve yüzüne öylesine yansıyordu ki, insan daha ürkünç bir dokunuşa hayal bile edemezdi. O, sokaklarda yürürken, en iğrenç lağımsuları bile onun görüntüsünü yansıtmaktan çekinerek kaynaklarına geri dönmek ister gibiydiler. Akıl sahibi insanların ancak hayranlıktan gözleri yaşararak tasavvur edebildiği ve çok büyük olduğu söylenen serveti, emin yerlerde saklanıyor olmalıydı. Çünkü bu baş belasının mali yatırımları üzerinde bir tahmin yürütmeye kimse cesaret edemezdi. Hileli iflaslara varan kimi para entrikalarında onun uğursuz elinin hayal meyal görüldüğü, bu işlere bulaşmış dalavericiler tarafından defalarca iddia edilmişti. Bununla birlikte Yahudi değildi ve kendisine hırsız moruk diye hakaret edildiğinde, "Tanrı sizi bağışlasın" diyerek öyle yumuşak bir yanıt verirdi ki bu yanıt, en hinoğlu hinlerin bile kuyruk sokumunda hafif bir ürpertiye yol açardı. Kesin görünen tek şey, bu üstü başı dökülen yaşlı adamın şehrin varoşlarında bir yerde yüksek kira gelirleri elde ettiği bir evi olduğuydu. Tam olarak bilinmiyordu. Belki de birden çok evi vardı. Söylentiye göre, kendisi ayak yolunun künküyle kapıcının odası arasında, arka merdiveninin altında karanlık birinde yatıp kalkıyor ve bu komşuluk kapıcıyı şaşkına çeviriyordu. Bana söylendiğine göre tasarruf amacıyla kira makbuzu olarak afiş parçalarını kullanıyordu ve bazı işini bilir kiracılar da bunları kurnaz koleksiyonculara tekrar satıyordu. Yalnızca pazar akşamları pişirilen ve tüm bir hafta onu doyuracak olan tuhaf bir çorbanın ünlü hikayesi de çok meşhur olmuştu. Kömür harcamamak için sonraki 6 gün çorbayı soğuk içiyordu. Salı gününden itibaren doğal olarak yemek kokuşmaya başlıyordu. Bunun üzerine kutsal sandığı açan bir rahibin törensel tavırlarıyla içinde garip kağıtlar bulunan duvara gömülü küçük bir dolaptan batan gemiden kurtarılmış gibi görünen çok eski bir rom şişesi çıkarıyordu. Minik bir bardağa bu değerli içkiden birkaç damla damlatıyor ve bulamacını yalayıp yuttuktan sonra romun tadını çıkarmak umudundan güç buluyordu. İşlem bittiğinde ise, "Şimdi çorbanı içtiğine göre" diyordu, "minik rom bardağını içmesen de olur." Değerli sıvıyı namussuzca tekrar şişeye boşaltıyordu. 30 ya da 40 yıldan bu yana işe yaramadığı hiç olmamıştı bu kurnazlığın. Hiçbir hortlak, üsluptan ve nitelikten bu denli yoksun olmamıştı. Yırtık pırtık giysileriyle ve bazı davranışlarıyla Budapeşte'nin ya da Amsterdam'ın en sefil göçebe çadırlarına benzemesi boşunaydı. Bir Prometheus'un hayal gücü bile onda en ufak bir arkaik yüz çizgisi bulamazdı. Bu pintinin yüz ifadesi o kadar kişiliksizdi ki ona lanet okuyan aslarının taktığı Şilok lakabı bile insanı isyan ettirirdi. Cimriliği ve hayvan leşi gibi kokusu dayanılmazdı. Ne var ki bu cesaret kırıcı bir çağdaşlıktı. Çirkefliği yüzünden hiçbir çukurda huzur bulamazdı. En azından görünüşte burcuva, ortalama insan, Bleye'in deyişiyle kuğu katili gibiydi. Kemale ermiş ve miadını doldurmuştu. Günahkar ruhların kıyamet gününde alacakları görünüme şimdiden erişmişti. Sözcüklerin doğru yoldan çıkmasında insanın suçu yoksa eğer, Bay Pleur'ü, Tanrı'nın kusmuklarının habercisi iğrenç bir peygamber diye tanımlamak yerinde olurdu. Onun varlığından midesi bulanan hali vakti yerinde insanlara sanki şöyle diyordu: "Ey kardeşlerim, sonsuza dek sizi dile getirdiğimi ve kirli gövdemin şaşılacak derecede sizi yansıttığını anlamıyor musunuz? Gerçek ortaya çıktığında sizin gerçek vatanınız olduğumu kesin olarak anlayacaksınız. Öyle ki ruhlarınızdaki yok olmaya yüz tutmuş veba beni özleyecektir. ölülerden bile aşağı olan sizler, kendinizi canlı hissetmenizi sağlayan benim iğrenç yakınlığımı özleyeceksiniz. İğrençliklerinizin sessiz muhbiri olan benden nefret eden iki yüzlü aptallar, sizde uyandırdığım somut tiksinti tam da sizin aşağılık hayat görüşünüze uygundur. Çünkü sonuçta bitli pireli biri olmam, yüreğimin en derinlerine kadar sizlerle dolu olduğumdan değil midir? Bu rezil herifin özellikle tiksinir göründüğü zarif kadınlara bakışı bile dayanılır gibi değildi. Kimi zaman onlara, böceklerin sümükleri gibi tenlerine yapışan ve korkudan titreseler de üzerlerinden atamadıkları, kasvetli ve vıcık kaçamak bakışlarla, leş yığınlarının saçtığı zayıf ışımadan bile daha soluk parıltılı gözlerini dikerek bakıyordu. "Randevüme geleceksin değil mi nonoş?" demek isterdi sanki. "Sevimli mezarımı gezdiririm sana ve tanrısal teninin beyazlığını daha da güzelleştirmen için sana vereceğim. Sümüklü böceklerden ve kara pislik böceklerinden yapılmış zarif takıları görürsün. Bir çıban gibi aşığım sana ve benim öpücüklerim seni temin ederim bütün ayrılıklardan daha değerlidir. Çünkü bir gün hepiniz çürüyeceksiniz. Pembe farem benim. Yanımda şehvet içinde kokuşursunuz. Yıldızların altında tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş gibi oluruz." Ama bu vahşi bakışa rağmen Bay Pleur'ün özelliği budur denebilecek bir tanım yapabilmek yine de çok güçtü. Belki yalnızca sesi, iğrenç sesler fısıldayan iffetsiz bir kilise yanaşmasına ait olduğu düşünülebilecek sevimsiz yumuşaklıkta bir ses. Örneğin para sözcüğünü bu metalin anlamını ve hatta temsili değerini geçersiz kılan bir tarzda telaffuz ederdi. Para yerine duruma göre ara ya da ar gibi bir şey anlaşılırdı. Çoğu zamansa hiçbir şeyi işitilmezdi. Sözcük yok olup giderdi. Bu, bir tür beklenmedik utanca yol açardı. Mihrabın önündeyken aniden düşen bir örtü, tanrıçanın göğsünün açılıp aniden müstehcen bir şekilde ortaya çıkmasından duyulan kaygı. Arzu ederseniz, galetasını göreceği uygun yeri sizinle birlikte arayan ve sizi yutmak için açılmış bir tuzağa doğru kurnazca gerileten fanatik bir heykeltıraş, kan dökücü ama yumuşak tavırlı bir Pigmalion hayal edin. Paraya duyduğu bu kıskanç tutku öyle güçlüydü ki kimilerini yanıltıyordu. Kumbarasına ve para kasasına hiç nedamet getirmeksizin tapan bu yobaza dehşetengiz ahlaksızlıklar atfediliyordu. Kaldırımlarda kadın ya da çocuklarla esrarengiz konuşmalar yaparken onu yakalamış olan ve başkalarının özel yaşamının münasebetsiz yorumcuları olan kimilerince öne sürülmüş olsa da bu kuşkular haksızdı. Paraya tapınışı kimi zaman öyle esrik bir ifade bulur ve ağzından salyalar akıtan azgınlığı, kaşarlanmış mezar kazıcısı görünümünü öyle tuhaf bir şekilde yumuşatırdı ki göğsünden içtenliksiz iç çekişler yayılırdı ve ender olarak bir çift laf ettiği sıradan insanlar kendileriyle bu pintinin arasından putperestliğin tüm hastalıklı ihtişamıyla geçmekte olduğunu hissetmeyebilirlerdi. Benimle bu sempatik kişi arasında bir dostluk ilişkisi kurulmasını gerekli kılan istisnai türden nedenleri açıklamak zorunda bırakılmayacağımı ummak istiyorum. O dönemde gençtim. Hatta çok genç ve kolaylıkla heyecana kapılıyordum. Bay Pleur'ün bana içini açarak beni bu huyumdan vazgeçme raddesine getirdi. Onun sırrını açtığı tek insan olduğumu sanıyorum. Onun anısının, kötünün de kötüsü olarak beliren kör talihime katlanabilmeme fazlasıyla yardım ettiğini de eklemeliyim ve söz konusu kişi öleli uzun zaman olduğundan bugün bu yanlış tanınmış kişiden yana tanıklık etmem için vicdanım beni sıkıştırıyor. Benim kuşağımdan bazı insanlar onun imparatorluğun son yıllarında meydana gelen ve oldukça büyük gürültü koparan trajik sonunu hatırlayabilirler. Kuzeyburnu civarında olan ve gazetelerin bana kadar ayrıntılarını ulaştırdığı cinayet kuşkusuz en bayağı türdendi ve bu cinayeti işleyen haydutlar itiraf etmek gerekir ki kavuştukları üne hiç de layık değillerdi. Yaşlı adam, o zamana kadar adları sanları pek duyulmamış ve cinayeti işlemek için hırsızlıktan başka sebepleri olmadığını itiraf eden haydutlar tarafından leş kokulu yatağında kısa yoldan boğazlanmıştı. Ama Yalnızca kurbanın geçmişiyle ilgili ve açıklamasız kalan bazı durumlar o dönemde yaşayanların zihnini birkaç ay boyunca boş yere meşgul etti. Sonunda Byplö'ün görüldüğü gibi biri olmadığına inanıldı ya da bunun keşfedildiği sanıldı. Kısacası son derece kolay biçimde yakayı ele veren şanssız katiller, cimri adamın ininde en ufak bir hazine bulamamışlardı ve bu cimri adam vasiyet bırakmadan ve mirasçısı olmadan öldüğü halde maliye hiçbir menkul ya da gayrimenkule konamadı. Merhumun kesinlikle hiçbir maddi varlığı olmadığına karar verildi. Kim olduğu belirsiz bir piskoposun ellerine mutlak biçimde teslim edilmiş, dev bir servetin ömür boyu yönetimi ve yararlanma hakkı dışında tabii ki. Yıllarca kiracılar sürüsünden bizzat ibra ettiği ve eline geçmiş olması gereken önemli meblağın ne olduğunu bilmek imkansızdı. Yaşlı adamı gırtlaklayanların boşalttıkları ünlü rom şişesi hariç tek bir değerli evrak ya da eşya yoktu. Hiçbir şey yoktu. Bu bir anlatı bile sayılamayacağı için daha dramatik bir sonuç vaat etmemeye hakkım var. Tekrar ediyorum, ben yalnızca tanıklığımı aktarmak istedim. Muhtemelen ölünün öfkeli hayaletinin umabileceği tek tanıklık. Dolayısıyla çoğu zaman sessiz olan bu münzevinin bana birçok defa söylediği oldukça acayip sözleri birkaç satırda özetlememe izin verilsin. Jardin de Plante'da bir bankın üzerinde yan yana otururken bana şunları söylediği o uzak günde hissettiğim kapkara ürpertiyi bir daha hissedeceğimi hiç sanmıyorum. Cimriliğim sizi korkutuyor. Küçük dostum, tanıdığım bir müsrif var ki sanıldığından daha az rastlanır türden biri. Eğer anlayabilecek yetenekteyseniz hikayesini işitince belki benim çullarımı öpüp başınıza koyarsınız. Bu müsrif takıntılı bir ruh hastasıydı. Doğal olarak bunu söylemek her zaman kolaydır. Fazla kafa yormadan söylenebilir. Hatta onun sabit fikirli bir deli olduğu bile söylenebilir. Sabit fikri ise ayak yoluna ekmek atmaktı. Bu amaçla varını yoğunu fırınlarda harcamaktaydı. Kolunun altında koca bir ekmek olmadan onu göremezdiniz. Ayak takımının gittiği helalara koştura koştura giderdi. Yaşamasının tek nedeni buydu ve bu işi yapmaktan çılgınca zevk aldığına inanabilirsiniz. Ama açlıktan ölen zavallılara bunu seyrettirme fırsatı ortaya çıktığında sevinci taşkınlığa varıyordu. Yılda 30.000 franklık geliri vardı ve ekmeğin pahalılığından yakınıyordu. Bir mesele benzeyen bu gerçek hikayeyi dikkatle dinleyin. Byplö'ün çullarını öpme arzusu duymadım ama hikayesi benim için yeterince açıktı kuşkusuz. Çünkü cehennemin tüm süvarilerinin altında 4 nala gittiklerini işittiğimi sandım. Pintiliğin bu Platon'una son kez rastladığımda şöyle dedi bana. Paranın tanrı olduğunu, bu nedenle insanların onu bu kadar istekli aradığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz, değil mi? Bunu düşünemeyecek kadar gençsiniz. Paranın son derece iyi olduğunu, son derece mükemmel olduğunu, her şeyin egemen efendisi olduğunu ve bu dünyada onun emri ya da onun izni olmadan hiçbir şeyin meydana gelmediğini, sonuç olarak yalnızca onu tanımak, ona tapmak ve ona hizmet etmek ve bu amaçla ebedi yaşamı elde etmek için yaratıldığımızı size söyleseydim, siz bana hiç kuşkusuz, kutsal şeylere hakaret eden deli bir kafir gözüyle bakardınız. Size onun cisimleşmesindeki esrardan söz etsem, yüzüme tükürürsünüz. Ne önemi var? Şunu belleyin ki, egemenliğinin kurulmasını ve adının yüceltilmesini dilemediğim tek gün geçmiyor. Dahası paradan, kurtarıcımdan, beni her kötülükten, her günahtan, şeytanın tuzaklarından, zina fikrinden kurtarmasını diliyorum ve onun ıstıraplarıyla olduğu kadar sevinçleri ve ünüyle de ona yakarıyorum. Bu Tanrı'nın bizler için kendini ne kadar küçük düşürdüğünü bir gün anlayacaksınız oğlum. Benim takıntımı hatırlayın. İnsanların kötülüğünün, onun hangi işlere mahkum ettiğini görüyorsunuz. Ben 30 yıldan beri ona dokunmaya cesaret edemiyorum. Evet delikanlı, 30 yıldan beri kirli ellerimi 50 kuruşa bile uzatmaya cesaret edemedim. Kiracıların bana ödeme yaptıklarında paralarını İsa'nın mezarının değdiği zeytin ağacından değerli bir mücevher kutusunda alıyorum. ve bir gün bile yanımda tutmuyorum. Eğer bilmek isterseniz ben bir para tövbekarıyım. İnsanların aşağılamasına, hayvanları bile korkutuyor olmaya ve ömrümün her günü en korkunç sefalet içinde acılar çekmeye, anlatılmaz tesellilerle onun için katlanıyorum. Bu olağanüstü adamın esrarengiz yaşamına benimle tamamen simgesel biçimde konuştuğunu sezebilecek kadar nüfuz etmiştim. Yine de itiraf etmeliyim ki kutsal sözlerin bu kadar kabaca uyarlanmış olması beni biraz ürkütüyordu. Aniden ayağa kalktı. Hala gözümün önünde kimi eski idam mahkumlarının çürümüş, yırtık pırtık giysilerinin sallandığı iki dar ağacına benzeyen kollarını kaldırdı. "Benim iğrenç bir cimri olduğum herkes tarafından yeterince söylendi," diye haykırdı. Benden önce hiçbir cimrinin farkına varmadığı son derece emin ve gizli yeri keşfetmiş olduğumu bir gün anlatırsınız. Paramı yoksulların bağrına gömüyorum. Küçümsemeyle acı, en yüce onur sayılan anlaşılmaz olmayı amaç edinecek kadar sizi yücelttiğinde, "Oğlum, bunu basıp yayınlarsınız." Byplö yaklaşık 200 aileyi besliyordu. Bunlar arasında ona aşağılık biri gözüyle bakmayan tek bir kişi aramak boşunaydı. Ne kadar da kurnaz biriydi. Ama bugün, Tanrım, bu çilekeşin halefi olan piskoposun yardım ettiği yoksulların solgun kalabalığı nerede? Son.